Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Vivo V25'in kamera özelliklerini test etmek için Yerebatan Sarnıcı, Sirkeci vesaire buraları gezip dolaşacağız arkadaşlar. Biz normalde zaten Aslı'yla, eşimle çok fazla vlog çekiyoruz ama sizlerle bunları paylaşmıyoruz aslında. O yüzden belki bu da bir şeyin başlangıcı olur. Evet, diğer stok öyle. Videoları da sizlerle paylaşmış oluruz ama belki kaç yıldan beri çekiyoruz? 6 yıldan beri falan olmuştur, çekiyoruz herhalde. Olmuştur. Bayağı bir yere gittik. Bir 30-40 video var ama bakalım bu buradaki performansa göre paylaşmayı düşünebiliriz. Şimdi gezimiz başlıyor. Evet, şimdi Ayasofya hemen sağ arka tarafımızda kalıyor. Biraz ara sokaklara girdik şimdi. Çünkü etraf çok kalabalık. Rahat rahat biraz konuşup anlatmak istiyoruz size. Bugün ilk durağımız Yerebatan Sarnıcı. Çünkü Orada telefonun biraz daha böyle gece performansını test etmek istiyoruz. Çünkü o konuda gerçekten başarılı. Aslıcığım, istersen biri bize biraz Yerebatan hakkında bilgiler verebilirsen çok mutlu oluruz. Hani gireceğimiz yeri bir öğrenelim önden. Evet, nasıl bir geçmişi var? Bu tarz şeylerde genellikle böyle kültürel şeyler, bilgiler hani bende oluyor. Evet, teknik bende oluyor genelde. Evet, teknik böyle sende. Böyle bir şeyimiz var. Aynen öyle. Dağılımımız var. Yerebatan Sarnıcı Bizans döneminde 525 yılında inşa edilmeye başlamıştır. Asıl amacı şehrin bütün su ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bayağı büyük bir yapıya sahip. Dikdörtgen bir yapısı var. 336 tane içinde sütun var. Tabii sonrasında 1453 yılında Osmanlıların İstanbul'u fethetmesiyle Osmanlılara geçmiş oluyor. Burada içerideki mimari yapısına bakılırsa hani kaya bir yapıya kurulmuş ve iki tane Medusa'nın başı var aslında, ters çevrilmiş olarak bulunuyor. Onları merak ediyorum. İçeride gezerken de görürüz zaten. Hani bu arada tarihle ilgili şöyle bir bilgi de vermek istiyorum ben. Hani Osmanlı fethettikten sonra burayı kullanmıyorlar. Evet, dini sebeplerden dolayı duran su aslında uygun değil. Uygun değil. Hijyenik açılardan dolayı. O yüzden kapanıyor burası belli bir süre sonra ve unutuluyor. Sonra bir Fransız geliyor ve o Fransız bir araştırma yaparken Hollandalı. Fransız diyebiliyorum ben. Ben de Hollandalı diyebilirim. Yorumlara düzeltin o zaman bizi. Fransız bir araştırma yaparken bir yerlerden böyle işte insanların balık tuttuğunu vesaire buluyor evlerin içerisinde. Evet, evlerin içinde aynı. Ve tahmin ediyor ki burada bir şeyler olmalı. İşte yaptığı araştırmalar sonrasında böyle bir yerlerden sağa sola sapıyor falan derken bir yere giriyor ve aslında burada tekrardan ikinci olarak 1600'lerde galiba tekrardan burayı keşfediyor arkadaşlar. Yani çok ilginç gerçekten. Durum bu şekilde. Aynen. Aslında şöyle bir şey de var. İlk başta Osmanlılara geçtikten sonra bir dönem kullanmaya çalışıyorlar. Ha, evet, doğru. Topkapı Sarayı'nın işte sulamalarında vesaire kullanıyorlar. Sonra senin dediğin gibi biraz atıl kalıyor. Evet. Ve başka birinin bulmasıyla yeniden gündeme geliyor. Biraz doğru. Şimdi içeri girelim. Çok da güzel bu arada. Bayağı popüler bu ara. Hani evet orası bir restorasyon yapıldı orada. İnanılmaz böyle ışıklandırmalar. Biz de o yüzden bu telefonu burada test edelim istedik. Evet. Hatta ben de biraz telefon hakkında size bilgi vereyim bu sırada. Olur. Hatta telefonu şöyle iç cebimizden şöyle bir çıkaralım. Oo, bütün parıltısıyla aramızda. Renk süper değil mi? Evet, yani gerçekten ultraviyole ışınlarını zaten vurduğu zaman böyle bayağı bir renk geçiyor. Şöyle hatta şeyi gösterelim, telefonu gösterelim. Ya muhteşem bir rengi var. Tabii ben şu anda telefona zarar gelmesin diye parlak bir kılıfla kullanıyorum. Üzerinde büyük iki tane kamerası var. Yanında da bir tane ufak kamera var gördüğünüz gibi. Kameralardan kısaca bahsetmemiz gerekirse bir tanesi 64 megapiksel ana kameramız. Diğeri 8 megapiksellik geniş kamera, yani ultra geniş kamera. Ve sağ tarafta ise bir tane de makro lensi bulunuyor. Bu makro lens de 2 megapiksellik bir görüntüyü bizlere sağlıyor arkadaşlar. Ve yanında hemen gördüğünüz üzere bir tane flaşımız var. Ön kameraya geldiğimiz zaman ise 50 megapiksellik fotoğrafları bizlere sağlıyor. Özellikle ön kamerayla biliyorsunuz çok fazla selfie vesaire çekiyoruz. Bu tarz durumlarda da biliyorsunuz bazen istenmeyen şekil, mesela şu kenarları croplamak istiyorsunuz. Bu tarz şeyler oluyor. 50 megapiksel gerçekten çok büyük bir megapiksel olduğundan kaynaklı olarak fotoğrafları kesseniz bile fotoğraflarda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi teknik bilgiyi verdik. Gideceğiz içeri, testleri yapacağız. Hep beraber inceleyeceğiz, göreceğiz performansı. Burayla ilgili ufak bir tüyo vereyim. Gördüğünüz gibi burada ciddi bir kuyruk var. Ancak bileti online alırsanız buradaki bu kuyruktan kurtulmuş oluyorsunuz ve içeri tık diye giriyorsunuz arkadaşlar. Evet, ilk selfimizi burada çektik. Buraya fotoğrafını koyuyorum. Çok ciddi karanlık bir alan ancak güzel bir şekilde aydınlattı. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Saat erken olmasına rağmen ciddi bir kalabalık var ve içerisi bayağı sıcak. O yüzden gelirken hazırlıklı gelin arkadaşlar. Telefonun gece moduna geldiğiniz zaman burada hem ultra geniş açıda hem standart açıda hem de 2x zoom'da çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde de örnek fotoğraflarını buraya bırakıyorum. Ve tabii ki buraya kadar geldik. Aslıcığımın güzel pozlarını çekeceğiz. Görevimiz bu. Gerçekten inanılmaz.
inanılmaz karanlık. Normalde biz daha aydınlık bekliyorduk ama bayağı karanlık. Fakat çektiğimiz, evet şu an aydınlandı, ışık oyunları başladı sanıyorum. Biraz daha böyle turuncu, böyle daha kızılımsı bir renge döndü. Çok güzel oldu. Hatta şurayı şöyle bir çekelim. Evet, çekelim. Mert şimdi gidip başka çekimler yapmaya devam ediyor. Çekilmedik yer bırakmadı. Sağ bu arada video performansında optik titreşim engelleyici var ve yani şöyle yapmama rağmen bakın nasıl tutuyor. Ya yani orada gözüküyor mu bilmiyorum ama bunu zaten detaylı evet, olarak gözüküyor. Göreceğim. Detaylı olarak buraya koyacağım, hatta kaydını alayım. Çok iyi bir performansı var. Optik titreşim engelleyicinin farkı ciddi şekilde ortada. Bak mesela ben sen kamerayla çekiyorsun, çok net ve rengi açık gerçekten. Hiç renk problemi yaşamıyorsun, ışık problemi yaşamıyorsun daha doğrusu. Evet, fotoğraf çok iyi duruyor burada. Evet, yani orada oha hiçbir şey gözükmüyor. Evet, burada hiçbir şey gözükmüyor. Bayağı fark var. Bayağı fark var. Bu arada kalabalık. Erken bir saatteyiz aslında. Saat 10.30 ya da 11 falan sabah. Gayet güzel. Tabii ki de daha çok turistler var ama oldukça keyifli bir yer. Işıklandırması vesairesi. İçindeki statülerle beraber çok güzel olmuş. Evet, şimdi Medusa'nın kafasına geldik. Mert de çekim yapıyor. Mitolojide Medusa bir canavar olarak geçiyor aslında. Saçları böyle yılan, kadın figüründe bir canavar. Baktıklarında gözünün içine bakanları direkt taşa çeviriyor. O yüzden onu öldürmek çok zormuş, fakat şu anda kimin öldüğünü hatırlamıyorum. Fakat şöyle bir ölümü var. Hani biri kafasını daha göz göze gelmeden kesip atıyor. Hatta o sıra bir rivayete göre hamile olduğu da söyleniyor. Deniz tanrısı Poseidon tarafından hatta. Öyle bir şey okumuştum mitolojide. Biz de burada neyi bekliyoruz? Arka tarafta çok güzel bir görüntü ışık var. Işık kapandı. Işığın gelmesini bekliyoruz. Çünkü şuradaki bir heykel var. O heykele ışığı vurdukları zaman şuraya inanılmaz bir gölge vuruyor. Gölgesi vuruyor. Komşuların kırmızı ışıklarını açtılar ama daha orayı açmadılar. Beklemedeyiz. Yavaştan çıkıyoruz. Buradan oldukça güzel bir gezi oldu. Gezdik içerisinde. Şimdi biraz da sirkeciyi altını üstüne getirelim. Şimdi, Yerebatan'ı bitirdik. Ay şaşırdım. Değil mi? Farklı bir şey bu. Daha önce sen hiç test etmedin böyle bir şey. Bunun güzel noktası şu, ön kamera bizi gösteriyor gördüğün gibi. Arka kamerada neyi anlatacaksak onu gösteriyor. Vlog modu, bunu istersen çeşitli farklı lensler arasında çok yaşa ya. Çok güzel aşırı. Evet. Farklı lens açılarıyla şey yapabiliyorsun, ayarlayabiliyorsun. O yüzden hatta bunu böyle buralarda oynatabiliyorsun da. Burada da neden bahsedecektim? Yerebatan'ın girişiyle çıkışı farklı yerlerde. Evet. Farklı yerden giriyorsunuz, farklı yerden çıkıyorsunuz. Bu özelliği de burada böyle test edelim istedim. Demin içeride telefonun aynı zamanda bir titreşim engelleyicisinin muhteşem çalıştığını gördük. Çok iyiydi o karanlıkta bile. Şimdi birazdan burada yürürken onları test edeceğiz. Şimdi gelin o testlere geçelim. Evet, şimdi sırada demin söylediğimiz gibi titreşim engelleyici testi var. Bu cihazda bir optik titreşim engelleyici olduğu için şöyle şu şekilde iki elle tutarak yürüyorum gördüğünüz gibi. Tek ele geçtim. Bence performansı gerçekten başarılı. Çünkü her adım attığımda telefon şu şekilde biraz oynuyor. Ancak görüntüde böyle bir problem yok. Bu arada Ayasofya tarafında da inanılmaz bir kuyruk var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ayasofya şurası şöyle komple giriş kuyruğu. İnanılır gibi değil. Yani turist akını güzel. Hatta buradan da şemsiye turistler falan da geçiyor. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Titreşim engelleyici performansını beğendik. Bu arada görüntü sabitleme kısmına eklemek istediğim bir konu daha var tabii ki. Burada sadece optik değil, aynı zamanda hibrit çalışan bir titreşim engelleyici var. Yani hem optik çalışıyor hem de aynı zamanda dijital birleşiyor. O yüzden hem gece hem de gündüz gerçekten çok iyi bir titreşim engelleyici performansı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ise sırada Vivo V25'in ön kamerasının vlog performansı var. Gördüğünüz gibi ön kamerayla şöyle iki kişiyi çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz ve arka tarafı da çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Demin sizlere o picture in picture modundaki vlog modunu göstermiştim. Ancak bu telefonda ayrıca bir vlog modu var. Orada da böyle farklı farklı 25-30 saniyelikler arasında çekimler gerçekleştiriyorsunuz. Ve telefon bunu sizin için bir kolaj yapıyor. Şimdi de onun bir örneğini koyacağım buraya. Şimdi gelin ona bakalım.
telefonun ön kamerasından bahsetmiştim sizlere. İyi bir vlog performansını bizlere sunuyor. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi de gözden otomatik odaklama var. Kendinizi çektiğiniz zaman net bir şekilde gözüküyorsunuz. Bu gerçekten önemli. Daha önce hiçbir telefonda görmediğim ve test etmediğim bir özellik oldu. Ve aynı zamanda otomatik odaklama özelliği de yine bulunuyor. Burada zaten şu anda siz göremiyorsunuz ama beni burada bir yuvarlak içerisinde gösteriyor ve odaklandığımı buradan net bir şekilde anlayabiliyorum. Bu gibi özellikler sayesinde vlog konusunda ön plana çıkan bir telefon oluyor. V25 Vivo modeli. Evet, öğlen ne yiyeceğimize karar vermek için şimdi etrafta ne var ne yok bir bakıyoruz. Acaba Mert'cim şimdi şu köftecide mi yesek Sultanahmet yoksa? Yani buraya gelmişken tabii bu Sultanahmet tarihi Sultanahmet köftecisi evet, olan da yenilebilir. Ama bugünkü rotam farklı. Farklı bir yere götüreceğim seni. Aa, sürpriz. Evet, farklı birinden öğrendim. Onu da orada açıklayacağım. Hadi bakalım. Acıkınca oraya geçeriz. Mert'cim telefonun rengi çok güzelmiş. İsmi nedir acaba? Acayip parlıyor değil mi? İnanılmaz. Özellikle güneşte muhteşem parlıyor. Simli gibi. Gün doğumu diye geçiyor bu renk. Renk değiştiriyor. Keyifli, güzel bir renk olmuş. Şimdi fotoğraf testlerine bakalım isterseniz. Çok fazla video üzerine odaklandık. Biraz da fotoğraf performansı için. Hava da güzelken buraları bir çekelim bakalım. Şimdi kamerada göstermek istediğim bir nokta daha var. Şurada bir bölüm var gördüğünüz gibi. Şu anda bunu böyle buradan açıp kapatabiliyoruz. AI yazıyor burada. Yani bir yapay zeka ile beraber tuttuğunuz alana doğru sahneyi otomatik olarak algılıyor. Portre çekiyorsanız portreye uygun bir tonlamada çekiyor. Ya da manzara uygun çekiyorsanız buradaki bu mavilikleri daha ön plana çıkarıyor. Böylelikle kameradaki yapay zeka da bu şekilde çalışıyor. Şimdi güzel güzel dolaşıyoruz ama biraz da acıktık. O yüzden Mert beni bir yere götürüyor. Sürprizmiş. Çok seveceksin burayı dedi. Şimdi bakıyorum ara sokaklardan. Kapalı çarşının girişindeyiz aslında, tramvay tarafında. Şu anda daha girmedik oraya. Ama bir ara sokağa girdik. Ben de ilk defa bu sokağa giriyorum. Bakalım nereye gidiyoruz? Evet aslında şimdi yaklaşmak üzereyiz. Sevgili tat dedektifi Sinan Hamamsarı'nın önerdiği dönerci Şahin Usta'ya geldik. Tat dedektifi önerdiyse zaten tartışmasız yani. Gözümüz kapalı. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle ben kamerayı alayım. Mekan burası. Siparişleri verip yemeğimizi yiyelim. Evet, döneri yedik. Yani çok çok iyiydi. Uzun zamandır böyle döner yememiştim. Gerçekten. Güzel. Kendine has bir karışımı da öyle. Normalde aslında döneri biz dışarıda soğanlı yemeyiz ama burada evet, soğanlı olarak servis ediyorlar. Bir de pide içerisinde servis ediyorlar ama biz o kadar aç olmadığımız için çeyrek ekmekle yedik daha doğrusu. Ama gerçekten güzeldi. Güzeldi. Bir de tabii esas buradaki kritik nokta şu arkadaşlar. İlk kesime gelmeniz önemli. Biz biraz geciktik, saat şu an 12-10 geçiyor. İlk kesim böyle 11 gibi falan tabii. O zaman et daha sulu sulu oluyor. Daha içi daha pişmemiş oluyor. Daha lezzetli oluyor. Evet. Gurme kısmını da bitirdikten sonra şimdi kapalı çarşıya geldik. Kapalı çarşıda şöyle bir tur atacağız, bakacağız. Yine fotoğraf çekimlerine devam edeceğiz. Turumuz devam ediyor. Patilerimiz mi oturdu ha? Ya. Niye batırıyorum patilerimi? Patilerini batırma ya. Evet, şimdi yürüye yürüye Sirkeci'ye geldik arkadaşlar. Son olarak da biraz da telefonun böyle dış yapısından ve aynı zamanda ağırlıklarından falan da bahsetmek istiyorum. Telefon toplamda 186 gram gibi bir ağırlığı var. Sağ tarafında bir tane güç tuşu var. Hemen üstünde ses yükseltme ve ses alçaltma tuşları. Üst tarafında bir tane mikrofon. Alt tarafına geldiğimiz zaman hoparlör, bir tane mikrofon ve tip C üzerinden bir şarj olma yeri görüyoruz. Ve aynı zamanda sim kart girişi bizlere sunulmuş arkadaşlar. Ekrana baktığımız zaman ise 6.64 inçlik bir ekran var ve bizlere 90 Hz'lik bir yenileme hızı sağlıyor ki ekranın performansını beğendiğimi söylemek istiyorum. Evet, dışarıda yedik içtik gezdik, çok keyifli güzeldi, ancak tabii ki burada atladığımız bir takım konular olmuş. Onlar için masa başına geldik ve burada hemen detayları size aktarmak istiyorum. Vivo V25 5G modelinin içerisinde Dimensify 900 platformu bulunuyor arkadaşlar. Bu platformla beraber aslında cihaz bizlere bir takım özellikler sağlıyor. Bunlar ne? En önemlisi aslında video boyunca bahsetmiş ve göstermiş olduğum fotoğraf ve video özelliklerini optimize
ederek bizlere en doğru şekilde bu fotoğraf ve videoları sunuyor. Ve ikinci olarak ise tabii ki pil performansı. Biliyorsunuz pil performansı aslında hem cihazın içerisinde bulunan pilin kuvvetinden kaynaklanır hem de aynı zamanda optimizasyondan kaynaklanır. İşte burada Dimensify 900 devreye giriyor ve gerçekten iyi bir pil performansını bizlere sağlıyor. Demin söyledim, pilin kapasitesi de gerçekten önemli. Bu telefonun içerisinde 4500 mAh'lik kuvvetli büyük bir pil bulunuyor. Ve 44 wattlık bir şarj adaptörüyle beraber 0'dan %66'ya tam yarım saat içerisinde çıkabiliyor ki bu da gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Ve aynı zamanda pili tamamıyla doldurduğunuz zaman isterseniz 17 saat boyunca video izleyebilirsiniz ya da 8 saat boyunca yüksek grafik ayarlarını alarak oyun oynayabilirsiniz ki gerçekten güzel değerler bunlar. Ve ikinci konumuz ise gövde kalitesi ve dayanıklılık performansı. Vivo V25 5G'nin telefonu böyle elinizde tuttuğunuz zaman vermiş olduğu hissiyatı beğendiğimi söylemek istiyorum. Köşeli bir yapısı var. Vivo mühendisleri bu telefonda kafayı kırmış. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir sürü farklı zorlu testten geçmiş bu telefon. Bunlardan ilkine geldiğimiz zaman toplamda 42 bin defa farklı düşme testlerinden başarıyla geçmiş. Biliyorsunuz telefonlarda aynı zamanda sürekli olarak şarj ediyoruz ve bu şarj girişleri, tip C girişleri belirli bir süreden sonra bozulabiliyor. İşte bu telefonda tam 6000 kere tak çıkar yapmışlar tip C kabloyla beraber ve yine bu testlerden de başarıyla geçmiş. Her ne kadar ülkemizde o kadar sıcak ya da o kadar soğuklar olmasa da -20 ile 50 derece arasında bu telefonu sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve gövde yapısı da IP54 sertifikasına sahip. Yani bu da hem toza hem de su sıçramalarına karşı bu telefonun dayanıklı olduğunun en büyük kanıtı arkadaşlar. Evet, şimdi artık videomuzu gönül rahatlığıyla sonlandırabiliriz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bize destek olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.